Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Günaydın. Evet, sözcük türlerini bitirmiştik. Sizler sorularınızı çözüyorsunuz, sorularınızı gönderiyorsunuz. Ve fiilimsilere başlıyoruz artık. Bundan sonra çok fazla bir konumuz kalmadı. Bir hesap yaptım. Mart ayına başladığımızda konularımız bitmiş olacak, tekrarlara başlamış olacak. Siz bu süreçte artık yavaş yavaş denemelerinizi de çözmeye başlayabilirsiniz. Çok fazla eksiğiniz kalmadı. Yeri gelmişken bir söyleyeyim. Geçtiğimiz dil bilgisi konularında eksiğiniz varsa tekrar derslerimizi izleyebilirsiniz. Yine sıkıntı çektiğiniz bir şey olursa bana özelden söyleyin, birebir sizi çalıştırayım. Bundan sonraki konuları en azından eksiğiniz olarak geçmeyin. Eksiğiniz varken geçmeyin. Şimdi fiilimsiye geliyoruz arkadaşlar. Hocam. Fiilimsi bizim için çok önemli. Fiilimsi diğer konularla da bağlantılı. Yani biz fiilimsi öğrendikten sonra sözcükte yapı konusunda da bir adım atmış olacağız. Orayla ilgili de bir bilgi sahibimiz olacak. Daha sonra görecek olduğunuz cümle çeşitleri konusunda birleşik yapılı cümleler de içinde fiilimsi olan cümlelerdir diyeceğiz. Yani bir sonraki konularda da işimize yarayacak bir konu. Yaklaşık 3 farklı soru çeşidi gelebilir fiilimsilerle bağlantılı olarak dikkat ederim. Geçen yıl bu konuyu size anlatmıştım. 8. sınıfta öğrenmiştik. Hatırladığınızı düşünüyorum. Öncelikle fiilimsi dediğimde ya da şöyle söyleyeyim, sarımsı dediğimde aklınıza ne geliyor ilk? Sarımsı. Sarıya benzeyen. Tam sarı değil, sarıya yakın değil mi? Sarı gibi yani. Gibi. Bu mantıktan yola çıkarak bakalım. Fiilimsi dediğimde de fiile benzeyecek ama fiil olmayacak. Hani sarımsı sarıya benziyordu ya, yeşilimsi yeşile benziyordu. Fiilimsi de fiile benzeyecek. Çünkü fiil kökünden türeyecek ama fiil olmayacak. Biz geçen hafta dersimizde fiiller için, çekimli fiiller için kip ve kişi ekini alan kip ve kişi eki almış fiillerdir demiştik değil mi? Fiilimsiler işte kişi eki almıyor ya da kip eki almıyor. Burada fiillerden ayrılıyor. Fiile benziyor ama fiil değiller. Fiilimsi. Şimdi fiilimsiler arkadaşlar, tanımını yazmanıza bence gerek yok. İsteyen yazabilir. Fiilden türeyen ama fiil özelliği göstermeyen sözcüklerdir. Fiilimsileri üçe ayırıyoruz. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller. Fiilimsiler cümle içerisinde isim, sıfat ya da zarf göreviyle kullanılabilirler. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi bu fiilimsi eklerini ezberlemiş olmanız lazım. Ezberlemediysek de hep beraber bakacağız. Birincisi isim fiiller. Bakın ad eylem, diğer adı mastar. Eklerimizi hatırlayalım. Çok kolay bir şekilde ezberlemiştik. Ma-ış-mak. Mayışmak diye kodlamıştık. Bu ma'nın me, ışın iş, uş, üş. Makın da mek olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Ma, ışmak bizim isim fiil eklerimizdir. Şimdi bakın örneklerinize. Ağlamak, gülme, ağlama, sevme, yatma, koşma. Bakın bunlar olumsuzluk eki olarak kullanılmayacak yalnız. Yürüyüş, bakış, gülüş. Bakın bunlar fiilimsi eklerimizdir. Şimdi hep beraber örneklere bakalım. Örnek cümlelerimize bakalım. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Hiç acele etmiyorum. Evet. Birinci cümleye bakalım. Konuşmaya yeni başlayan Ahmet'in önce anne demesi babasını kızdırdı. Her kelimeyi tek tek inceliyorum. Konuşmaya maışmak var mı arkadaşlar? Var. Var. Altını çizdim. Yeni Konuşmaya. konuşmaya var. Yeni fiilimsi olabilir mi? Fiilimsi olması için fiile benzemesi Yok. lazım. O yüzden isimlerde asla fiilimsi aramıyoruz zaten. Yeni eledim. Başlayan maışmak. Sadece isim fiili arıyorum şu an. Bunda da yok. Ahmet özel isim zaten olmaz. Önce maışmak. Bak tek tek bakıyorum öğrenene kadar. Anne maışmak demesi me maışmak. Çizdim altını, bunda var. Babasını yok, kızdırdı yok. Bu cümlede iki tane isim fiil buldum. Her kelimeye tek tek bakıyorum. Şimdi konunun sonunda
sorular çözeceğiz. Size paragraflar verip bu paragrafta kaç tane fiilimsi vardır diye soracak. Daha önceki derslerde de söylemiştim bunu size. En tehlikeli sorular. Bir tanesi gözümüzden kaçtığı an soruyu yanlış çözüyoruz otomatikman. Yanlış sonuca ulaşıyoruz. Benim gibi çizerek, eleyerek fiilimsileri bulmaya çalışın. Yani kendimize çok güvenmemizin bir anlamı yok. Kalem her zaman elimizde olsun. Güzel fiilimsi olabilir mi? İsim fiil. Olamaz. Maışmak yoktu. Sevmek. Maışmak. Çizdim. Hoştur. Ama zaten bağlaç. Oradaki ma'yı alacak halim yok. Aşık. Olmak. Maışmak. Başkadır. Başka. Bakın bu cümlede de iki tane isim fiil gördüm. Devam ediyorum. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Var mı arkadaşlar isim fiiller? Siz söyleyin artık. Başlamak. Başlamak, maışmak. Bitirmenin maışmak evet. Yarısıdır. Bakın bunda zaten yok. Bu cümlede de yine iki tane isim fiil gördüm. Öyle yok. Güzel yok. Bir görünüşü maışmak. Işın üş olabileceğini gördüm. Var ki bakmaya ma kıyamazsın elin. Telefonlara yok. Bakmak maışmak. Faturaları yatırmak. Çöpleri dökmek. Evin en küçüğüne düşer nedense. Bakın böyle biliyorum diye hepsine böyle cümleye üstten bakmadım. Her kelimeye tek tek baktım. İsim fiili aradım. Şimdi isim fiillerin eklerini ezberlememiz çok kolay. Maışmak. Bunu ezberleyemiyorsak ya da emin olmak istiyorsak küçük kağıtlara yazın. Soru çözerken mutlaka önünüzde olsun. Bir müddet sonra bakacaksınız. Zaten ezberlemişsiniz. İsim fiili... Hocam. Yani... Hocam mesela şimdi ma ve makmak yani meyve şeyde yok da sıkıntı yok da şeyde var. Üş. Mesela danışmak. Hı. Burada şimdi iki tane mi var? Sondakine bak evet. Hem mak var. Hem mak. En sondaki. Üş var mı hocam? Dan, danış. Var ama sen sondakini baz al. Ha, sondakini alıyoruz. Tamam. Evet. Tamam hocam. Şimdi isim fiili çok kolay. Ama bilmen gereken iki tane çok önemli uyarımız, notumuz var isim fiillerle ilgili. Bunlardan birincisi, önce uyarımızı yazalım sonra anlatayım. Olumsuzluk eki olan, siz de yazıyorsunuz. Olumsuzluk eki olan me, ma ile isim fiil eki olan me, ma'yı karıştırma. Olumsuzluk eki olan mema ile isim fiil eki olan mema'yı karıştırma. Şimdi yazmışsınızdır. Örneğimize bakalım. Sen beni düşünme. Bakın altı çizili yere bakın. Düşünme. Şu düşünme, düşün fiilinin olumsuzu değil midir? Bakın ki olumlusu var mı bunun? Düşün, düşünme. O zaman diyorum ki bu olumsuzluk ekidir. Çarpı koydum. Ben bunu fiilimsi olarak asla kabul edemem. Bu olumsuzluk ekidir. Düşünme yorucu bir iştir dediğimde arkadaşlar. Bakın düşünme burada düşün fiilinin olumsuz olarak kullanılmadığı için buradaki isim fiildir. Derslerde boş konuşma. Konuşma. Bakın olumsuzluk eki. Konuşmayı, birinci konuşma, konuşmayı, fiilimsi, olumsuzluk değil. Bilmeyen konuşmasın, konuş fiilinin olumsuzu oldu yine. Konuşmasın, olumsuzluk ekidir. Bir daha söylüyorum. Olumsuzluk eki olan mema ile fiilimsi eki olan mema'yı karıştırmamamız gerekiyor. Yani sorulara böyle cümlelere üstten bakıp da her mema'ya demek istediğim fiilimsidir, isim fiildir diyemezsin. Anlamlarına bak, olumsuzluk eki olabilir. İkinci hocam, uyarımız. Bir şey sorabilir miyim? Evet canım. Hocam danışmadaki ış yapım eki değil mi?
Kökü ne danışmadaki? Dan. Danış zaten ama. Dandan danış değil. O yüzden yapım eki olmuyor. Zaten kök danış. Oradaki ış yani isim fiil olmuyor değil mi? Yok. O zaten kökte var. Tamam hocam. İkinci uyarıyı yazıyoruz. Diyoruz ki kalıplaşmış isimlere dikkat et. Ünlem koyuyorum. Onlar fiilimsi değildir. Kalıplaşmış isimlere dikkat et. Onlar fiilimsi değildir. Şimdi örnek yazıyorum. Siz de benimle yazın. Şu yemek anlamında kullanıyorum onu. Sarma yapıyor değil mi ailemiz, annemiz, ablamız? Sarma, dolma ya da dondurma. Bakın M var, M var ama bunlar isim olmuş. Sarma, dolma, dondurma, kıyma. Çakma. Kavurma, evet. Kazma, ekmek. Çakmak, çizme. Gördünüz mü arkadaşlar? Birkaç tane örnek yazdım. Bunlar isim oldukları için fiilimsi diyemeyiz. Tamam, fiilimsiler fiil de değildir ama yine fiilden türemiş sözcüklerdir. Fiile benzerler. Ama burada yazdığım sarma, dolma, dondurma, kıyma, kavurma, çakmak. İşte bu başa bağlanan yazma deriz ya, örtü. Baş örtüsü, yazma. Bunlar bir şeylerin ismi olduğu için fiilimsi özelliği göstermezler. Bunlara da fiilimsi diyemeyiz. Şimdi isim fiilleri ezberlememiz çok kolay. Ekleri çok kısa ama bilmen gereken iki tane not var. Bunlara dikkat edeceksin. Var mı bir şey burada? Fiilimsi en zevkle soru çözeceğiniz dil bilgisi konularından bir tanesidir. Matematik gibidir. Kuralını ezberleyeceksin. Daha sonra uygun yerlere yerleştireceksin. Ve dediğim gibi bununla bağlantılı da fazla soru göreceğiz. O yüzden önemli. Geçelim arkadaşlarım. Ortaç dediğimiz sıfat fiilleri. İkincisi sıfat fiiller. Sıfat fiillerin eklerini nasıl ezberlemiştik? Hatırlatır mısınız bana? Anası mezar dikecekmiş. Evet. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Anası mezar dikecekmiş şeklinde yıllardır kodluyoruz sıfat fiilleri. Şimdi bakalım. Kızarmaz yüz, an, ası, mez. Bakın mez var. Çalar saat, an, ası, mez, ar. Şunlar isim zaten. Güvenilir komşu. An, ası, mez, ar. Ar, ir olmuş. Yaşadığın dönem. An, ası, mez, ar, dik. Lütfen şunu karıştırmayın. Şuradaki dık eki yumuşamaya uğramış. Ama o sonuçta dık ekidir ve fiilimsi ekidir. Sıfat fiil ekidir. Dönem isim zaten. Oturduğum ev. An, ası, mez, ar, dik. Bakın. Satılacak, an, ası, mez, ar, dik, ecek. Tek tek bakıyorum. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş, miş. Yine bunların hepsi sıfat fiil ekidir. Şimdi sıfat fiillerle ilgili iki önemli husus var. Onlara geçmeden önce şu örnekleri inceleyelim. Bunlarda geçen sıfat fiilleri beraber bulalım. Kör olası çöpçüler aşkımı süpürdüler diyelim. Kör. Tek tek bakıyorum. Kör olamaz zaten. Olası. Var mı fiilimsi sıfat fiil? Var. Anası diyordum değil mi? Ası var. Çöpçüler aşkımı süpürdü. Başka yok. Yiğit. Yok. Düştü. An, ası, mez, ar, dik. Dik tük olmuş. Buldum. Yerden kalkar. Şimdi sıfat fiiller için bir şey söyleyeceğim size. Sonra açıklayacağım. Sıfat fiil ararken şu şimdilik yükleme bakmayalım. Şimdilik ama daha sonra bakacağız. Yüklemleri geçelim. Söylediğim an, ası, mez, ar, dik sözün arkasındayım. Dönülmez akşamın ufkundayız. Utanılacak
iş yapmadım ki. Bu haşlanmış anası mezar dikecekmiş. Patatesleri soyalım. Eli kırılası, bakın anası, adam bunu nasıl yaptı? Altını çizdiğimiz yerler sıfat fiildi. Siz zaten soruda gördüğünüzde hiç yapamıyorsan, yani konu hiç bilmiyorsan bile ekleri yazarsın bir kenara. Tek tek benim yaptığım gibi çizerek bulabilirsin. Şimdi sıfat fiilin ekleri de kolay, aynı isim fiil gibi, ama burada bilmeniz gereken iki tane önemli husus var. Bunlardan birincisi arkadaşlar, sıfat fiilin görevleri sorulabilir size. Sıfat fiilin görevleri. Hatırlıyor musunuz sorularda sıfat fiil farklı görevde kullanılmıştır diyor. Sıfat hocam fiil... durum ve zaman bakımından niteleyebilir. Yok, o zarf. O zarftır. O zarf, sıfat fiil de yok. Sıfat fiilin iki tane görevi var. Ya sıfat olacak, sıfat olarak kullanılacak, ya da adlaşmış sıfat olacak. Adı üstünde sıfat fiil ya, demek sıfatlarla ilgili bir şeylerin olması lazım. Şu tahtada yazdığımız örneklerin lütfen bir hepsine bakın. Nasıl yüz? Kızarmaz yüz. Nasıl saat? Çalar saat. Nasıl komşu? Güvenilir komşu. Bakın, nasıl dönem? Yaşadığı dönem. O nasıl ev? Oturduğum ev. Nasıl arsa? Satılacak arsa. Alttaki örneklere bakın. Çöpçü. Nasıl çöpçü? Kör olası çöpçü. Nasıl yer? Düştüğü yer. Nasıl söz? Söylediği söz. Şunların hepsi arkadaşlar sıfat değil mi? Bakın, sıfat fiil sıfat olarak kullanılmış. Bir de size diğer görevini de sorabilir. Der ki, sıfat fiil hangisinde farklı görevde kullanılmıştır? O zaman da adlaşmış sıfatı arayacaksınız. Bir hatırlayalım adlaşmış sıfatı. Tanım için demiştik ki, niteleme sıfatlarının önündeki isim düşünce sıfatlar adlaşır. Değil mi? İhtiyar adama yemek ver diye bir örnek yazmıştık kağıdımızda. İhtiyar adama, adam isim, nasıl adam? İhtiyar adam niteleme sıfatı. Demiştim ki ihtiyar adama yerine ihtiyara yemek ver dersen niteleme sıfatı olur. Şimdi diyorum ki sıfat fiiller, pardon, adlaşmış sıfat olur. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat göreviyle de kullanılır. Bir tane örnek yazıyorum. Diyorum ki ağlayanın malı gülene hayır etmez. Gülen insan mı yani? Aynen öyle. Bakın buradaki sıfat fiilleri söyleyin bana. Ağlayanın malı güleni hayır etmez. Ağlayan, an, gülen. Peki ağlayan dediğim ağlayan insan, gülen dediğim gülen insan değil mi? Az önce size anlattığım gibi işte adlaşmış sıfat olmuş. Buradaki fiilimsi de, sıfat fiil de adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Lütfen bunu unutmayın. Yazın bunu. Sıfat fiilin görevleri sorulduğunda 1. sıfat yapar, şuradaki örneklerde olduğu gibi. 2. adlaşmış sıfat yapar, şuradaki örnekte olduğu gibi. Alalım notumuzu. Siliyorum yavaş yavaş. Bakın buradan soru çözeceksiniz. Artık size tutup da işte bu cümlede fiilimse var mıdır yok mudur diye sormaz. Sıfat fiilin görevini sorar. Şimdi ikinci önemli notumuza, uyarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim eklerimiz, sıfat fiil eklerimiz an, ası, mez, ar dikecekmiş ya. An, ası, mez. Şuradaki mez'i yazıyorum. Mez, ar'ın olumsuzudur geniş zamanda. Mez, ar, dik, ecekmiş. Ben şu ekleri size geçen hafta ne olarak öğrettim? Şimdi fiilimsi'yi unutun. Biz bu ekleri bir şey olarak öğrendik. Ne olarak öğrendik? Kipler.
Ha, kipler de öğrendik değil mi? İkiye ayırdık. Haber kipleri, dilek kipleri dedik. Haber kiplerinde işte ar geniş zamandı, mez geniş zamanın olumsuzluğuydu. Geçmiş zamandı, geçmiş zamandı, gelecek zamandı. Biz bunları böyle öğrendik geçen hafta. Ama bu haftada diyorum ki bunlar sıfat fiil ekleridir aynı zamanda. Şimdi arkadaşlarım ikisini karıştırmamamız gerekiyor. Bu ekler fiile geldiğinde yani yüklemde olduğunda zaman ekidir. Böyle cümlenin içerilerinde olduğunda işte ismi nitelediğinde sıfat fiil görevindedir. Ya da adlaşmış sıfat olduğunda. Bakın içilecek suyun varmış. İçilecek su. Bak nasıl su içilecek su. Zaten ismi nitelediği için sen bunun sıfat fiili olduğunu görüyorsun. Ki burada içilecek su dediğim içmek fiilinin zamanıyla alakalı bir şey var mı burada? Yok. Diyorum ki bu suların hepsi içilecek. Bakın buradaki kip ekidir, zaman ekidir. Zaman anlamı katar. Çünkü yüklemdedir. Bu ekler için söylüyorum. Mesela an ya da işte isim fiildeki mek yüklemde olabilir. Onda bir sorun yok. Bu insanları geçen yıl tanıdık. Bu yüklemde olduğuna göre ne ekidir? Zaman ekidir. Yani kip ekidir. Fiilimsi değildir. Ama toplantıda tanıdık insanlar gördüm dediğimde çok basit arkadaşlar. Yüklemdesi zaman ekidir. Şu şekilde cümlenin içerisinde görüyorsan ismi nitelediği zaten çok bariz. O zaman da sıfat fiil ekidir. Yani fiilimsi ekidir. Diyorum ki bu eklere dikkat edeceksin. Çünkü bunlar bizim ortak eklerimizdir. Kip eki olarak da kullanılırlar. Sıfat fiil eki olarak da kullanılırlar. Yüklem olduklarında, fiile geldiklerinde zaman ekidir. Fiilimsi eki olduklarında, cümlenin içerisinde olduklarında fiilimsi ekidir. Notumuzu alalım. Hocam yüklem sıfat fiil olamaz mı yani? An olabilir. Şunlar olmaz. Bak bunlar olmaz. Anladım hocam. Yazalım. Son olarak geçelim zarf fiil eklerine. Zarf fiil ekleri isim fiil ya da sıfat fiil kadar kolay ezberlenmiyor. Ama biz isim fiille ilgili bilmeniz gereken iki tane nottan bahsettik. Sıfat fiille ilgili bilmeniz gereken iki tane nottan bahsettik. Ama zarf fiillerle ilgili böyle bir durum söz konusu değil. Zarf fiillerin sadece eklerini ezberleyerek de soruları çözebilirsiniz. Bilmeniz gereken herhangi bir uyarı yok bunlarla ilgili. Eklerini yazalım. Siz nasıl ezberlediniz bilmiyorum. Ben ezberlediğim gibi yazıyorum. Madan, can, alı, asiye, ince, ip, arak, dıkça, dığında, maksızın, cesine, armez, aa. Bakın şunun ikisini beraber aldığımı lütfen benim yazdığım gibi yazın. Madan, ken, alı, asiye, ince, ip, arak, dıkçadığında, maksızın, cesine, armez, aa. Birkaç tane örnek yazıyorum, siz de yazın. Gelmeden önce bana haber ver. Delicesine seviyordu. Durmaksızın koştu. Ölesiye özledim. Gelirken ekmek al. Tuğba ağlaya ağlaya yanıma geldi. Gelir gelmez seni sordu. Örnekleri yazın.
bulalım eklerimizi. Evet, gelmeden önce bana haber ver. Zarf fiili hangisi burada arkadaşlar? Meden. Madan. Değil mi? Bakın madan, meden olmuş. Çizdim altını. Delicesine seviyordu. Cesine. Cesine şurada vardı. Durmaksızın koştu. Maksızın. Ölesiye özledim. Bakın asiye esiye olmuş burada. Ölesiye. Gelirken ekmek alken... Tuğba ağlaya ağlaya yanıma geldi dediğimde zarf fiil hangisi? Ağlaya ağlaya. Ağlaya ağlaya. Gelir gelmez seni sordu. Armez. Armez. Bakın ikisini beraber alıyorum. Biz şurada ara ve meze ayrı ayrı görseydik sıfat fiil derdik. Ama ikisi beraber olduğunda zarf fiil olacak. Bunu unutmayalım. Şimdi bunlar zarf fiil ekleri. Diyelim ki sınavda size zarf fiil soruldu ya da zarf soruldu bulamıyorsunuz. Şimdi cümlenin ögelerinde bunu size tekrar söyleyeceğim. Biz cümleyi ögelerine ayırdığımızda zarf tümleci diye bir kavramımız var ya. Eğer bir cümlede zarf varsa ya da zarf fiil varsa zarf tümlecinin içindedir. Çünkü bunların hepsi birbirinin aynısıdır, sağlamasıdır. Görün diye yapıyorum. Tuğba ağlaya ağlaya yanıma geldi. Geldi yüklem. Kim Tuğba özne? Nereye geldi? Yanıma geldi dolaylı tümleç. Tuğba yanıma geldi. Nasıl geldi? Ağlaya ağlaya geldi. Nasıl sorusu bana zarf tümlecini veriyor. Bakın zaten zarf tümleci dediğim şey. Geldi. Fiile soruyorum. Nasıl geldi? Ağlaya ağlaya geldi. Sözcük türü olarak sorsa bana bu durum zarfıdır. Bakın hep aynı şeyden bahsediyorum. Zarf fiil. Zarf tümleci zarf. Bulamazsan diğerini arayabilirsin. Bize uzun cümleler veriyor ögelerde. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vardır? Ne yapıyoruz? Biz oturup ögelerini ayırıyoruz. Ögelerini ayırmadan önce şöyle bir soruya bakın. Zarf fiil gördüğünüz bir yer varsa orada zaten ya da zarf gördüğünüz bir yer varsa orada zarf tümleci vardır. Bu size zaman kazandırır. Tamam arkadaşlar. Hocam. Efendim. Peki ya yüklem isim olursa? Yüklem isim olursa sorun yok. Olsun. Yine aynısı olabilir mi? Yüklemlik bir şeyimiz yok ki burada Emrecan. Neyi soruyorsun yüklemle ilgili? Nasıl sorusunu yükleme soruyoruz ya. Fiile soracak. Mi? Yüklemden kastettiğim fiile soracaksın. Fiile sormamız gerekiyor. Şimdi bir yoklamanızı alayım. Sor canım. Hocam şimdi burada AA'ya biz zarf fiil dedik ya. Evet canım. Hocam E'de oluyor mu? Oluyor tabii ki. Peki AE oluyor mu? AE oluyor mu? Ya bu daha çok böyle ikileme gibi kullanılıyor ya. Örneğe bakmak lazım orada. Tamam. Bekleyin beni arkadaşlar bir dakika. Bırakacağım sizi. Millete. İkinci ders bunlarla ilgili size bazı notlar yazdıracağım. Fiilimsilerle ilgili. Sonra soru çözeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar biraz sonra.